Babu bey'er rutebi bittemir. Şimdi bu arpa buğda meselesi ve halloldu. Cinsi cinsine olursa hem meclis bir olacak hem ölçü bir olacak. Cinsi cinsinin hilafına olursa ölçüde ziyade noksan olur fakat meclis bir olacak. Bir de var ki hurmayı, yaş hurmayı, kuru hurmayla satıyor. Buna ne derler? Bey'ur rutebi bittemir. Ruteb yaş hurma. Temir, o da kuru hurma. Bu da caiz midir, değil midir? Bunda ihtilaf var. İmam Ebu Yusuf ve İmam Muhammed tecviz etmiyorlar. Çünkü birisi yaştır, birisi kurudur. İmam-ı Azam da tecviz ediyor. Hurmanın cinsi hepsi birdir diyor. İkisinin delilini de burada getirecek. Haddesena Yunus ibn Abdülala kâle haddesena ibn Vehbin enne Maliken ve Usamete ibn Zeydin haddesahu en Abdillah ibn Yezid Mevlel Esved ibn Süfyan enne Zeyden Eba Ayyâş ahberehu ennehu se'ale Sa'den Hazreti Sa'd, Sa'd-ı Vakkas olacak. Ondan sordu. Hazreti Sa'd'e sordu. Neden? Ani sülti bil beyda. Sülti arpayla satmak caiz midir, değil midir? Sült buğdaya benzer. Buğda gibi kap şey arpanın gibi o kapçığı yok. Çıplak. Tanesi biraz ufakça. Fakat tadı arpa tadı. Arpa cinsinde. Şekli buğdaya benziyor, tadı arpaya benziyor. Bizim memleketlerde bu yok. Buna süt diyorlar Arapçada. Konya'da var mı? Yok. Yok. Süt yani kendi arpa cinsinden ama kapçıklı değil. Sevmiyor. Çaldar mı? Değil, değil. Yok. Arpa arpa. Yulaf da değil. Arpa aynen. Yemeği, tadı, kokusu hepsi arpa da fakat şekli buğdaya benzer. Biraz buğdadan ufakmış. Çıplak. Bu süt. Buna soruyor ki bir adam bu sülti, çünkü en çok rengi buğdaya benziyor ama fakat bu arpa cinsinden, arpayla satmak caiz midir, değil midir? Sormuş Hazreti Sa'de. Yani arpa cinsinden mi, değil mi? Şüphelenmiş, sormuş. Fekale Sa'dun, Hazreti Sa'd dedi ki, şehittü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz'e şahit oldum, gördüm. Yüs'elü anir rutebi bittemdi. Yaş hurmayı, kuru hurmayla satmak nedir diye sordular. Fekale sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki eyenkusur rutebu izâ ceffe. Yaş hurmayı bıraksan, kurusa noksanlaşır mı? Yoksa aynı tartıda kalır mı? Aynı ölçekte. Fekalu dediler ki naam. Noksanlaşır. Çünkü o yaştır. Bir kaba korsun, doldurursun. Kuruduğu gibi aşağı iner. Kâle sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki felâ caiz değildir izen bu takdirde. Yaş kurmayı, kuru kurmayına satma öyleyse caiz değildir. Niçin? Niçin caiz olmadı? Çünkü yaş kurma kuruduğu gibi noksan oluyor, misli misline olmuyor. Halbuki bunların cinsi bir olduğunda misli misline olacak. Ve kerihehu. Resulullah Efendimiz bunu mekruh gördü. Bunu yapmayın dedi. Haddesena Salih ibn Abdurrahman kâle haddesena el-Ka'nebiyyü kâle haddesena Malikun en Abdillah ibn Yezid an Zeyd ibn Ebi Ayyâş an Sa'd ibn Ebi Vakkas kâle semi'atu Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme yekûl. Ben Peygamber Efendimiz'i eşittim. Derdi fezekere mislehu. Aynı hadisi şerifi zikreyledi. Şimdi rivayet Sa'd ibn Ebi Vakkas'tan geliyor. İmam-ı Tahavi iki senetle bu hadisi şerifi zikrediyor. Birisi Yunus ibn Abdülala tarikiyle, birisi de Salih ibn Abdurrahman tarikiyle. Her ikisi de Hazreti Sa'd'e dayanıyor. Radıyallahu anh. Kâle Ebu Cafer İmam-ı Tahavi buyurdular ki فَذَهَبَ قَوْمٌ اِلَى هَذَا الْحَدِيثِ. Öyle madem bir kısmı bu hadise zahip oldular فَقَلَّدُوهُ bu hadisi teklid eylediler وَجَعَلُوهُ aslan bu hadisi asıl kıldılar.
Nasıl kıldılar? Yani bir şeyi bir şeyine sattığın vakıtta birisi yaş, birisi kuru olur da yaş kurursa, noksan olursa bu caiz olmaz. İşte bunu asıl ittifak ettiler. Ve men'u, men ettiler. Bihi bu hadis sebebiyle bey'ar rutebi bittemri, yaş kurmayı, kuru kurmayla satmayı bunu men eylediler. Ben sana yaş kurma vereyim, sen bana kuru kurma ver. Yahut sen bana kuru kurma ver, ben sana yaş kurma vereyim. Bunu men eylediler. Niçin? Yaş kuruduğu gibi noksan olur. Misli misline olmaz, riba olur. Ve mimmen zehebe ila zalik. İşte bu kavle zahip olanlardandır. Ebu Yusuf ve Muhammed ibnül Hasan rahmetullahi aleyhime. Ebu Yusuf ile İmam Muhammed bu kavle sahip olmuştur. Ve halefehum fi zalike aharun. Bu mesele hakkında diğerleri muhalefet ettiler. İmam Ebu Yusuf ve İmam Muhammed'e muhalefet ettiler. O da kim? İmam Ebu Hanife. O muhalefet etti bunlara. Yahut da onlar ona muhalefet etti. Fece'alû, bu ikinci zümre kıldılar. Er-rutebe ve temre, yaş hurmayı, kuru hurmayı kıldılar. Nev'en vahiden, bir nevi kıldılar. Ve ecazu, caiz gördüler. Bey'a kulli vahidin minhuma bi sahibihi. Yaş hurmayı, kuru hurmayla, kuru hurmayı, yaş hurmayla satıp almayı caiz gördüler. Mislen bir misli. Ölçüleri bir olursa, yaş hurmayı eynen ölçüyle ölçersin, kuru hurmayı da eyni ölçeyle alırsın. Ziyade olmamak şartıyla. Ve kerihuhu resiyeten, fakat veresiyeyi mekruh gördüler. Ben şimdi sana yaş hurma vereyim, sonra sen bana kuru hurma ver. Yok, bu olmaz. Şimdi kuru vereyim, sonra yaş alayım, bu da olmaz. Eyni mecliste yaşı verir, kuruyu alır, kuruyu verir, yaşı alır. Yaparlarsa bu caizdir dediler. Ki İmam-ı Azam radıyallahu anh böyle diyor. Öyleyse şimdi ihtilaf oldu. İmam-ı Azam'ın kavli başka türlü. İmame'nin kavli başka türlü. Şimdi İmam-ı Tahavi diyor ki bir de meseleyi ben araştırayım. Bakayım ki hangi taraf daha tercih olunur. İmam-ı Tahavi kendi içtihadını da burada meydana çıkaracak. O da kendisini gösterecek, kendi fikrini beyan edecek. فَاَعْتَبَرْنَا هَذَا الْحَد۪يسِ Biz bu hadisi şerife itibar eyledik. اَلَّذ۪ي اِحْتَجَّ بِهِ عَلَيْهِمْ مُخَالِفُهُمْ Muhalifleri onların üzerine ihticac eylediler ya. هَلْ دَخَلَهُ شَيْءٌ Buna bir şey dahil oldu mu, olmadı mı? İmam-ı Azam'ın getirmiş olduğu bu hadis, yukarıki Sa'd ibn Ebi Vakkas'ın hadisine muhalif oldu. Bu iki hadis muhalif oldu. Acaba aralarında hadisin birisine bir kelime ilave edilecek başka bir rivayet var mı yok mu? Bunu araştıralım. Bunu araştırdık diyor. Fe'izen, orada bir elif noksan. Yani İmam-ı Tahavi'nin maksedi olur ki hadislerin birisinde bir iki kelime noksan olmuş olur. O bir iki kelimeyi bulursa meseleyi izaha kavuşturur. Araştırdık bunu. Fe'izen İbn-i Ebi Davud. Bir de baktık ki İbn-i Ebi Davud kad haddesena, bize rivayet ediyor. Kale haddesena Yahya ibn-i Salih el-Vihazi. Kale haddesena Muaviyet ibn-i Selam. An Yahya ibn-i Ebi Kesir. An Abdillah ibn-i Yezid. Anne Zeyden. Ebu Ayyaş değil de Ebu Ayyaş'ymış. Akberehu an Sa'd ibn Ebi Vakkas. Sa'd ibn Ebi Vakkas'tan başka bir senette bu hadisi rivayet eyledi İmam-ı Tahavi. Evet. Enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem neha an bey'i rutebi bittemri nesiyeten. Peygamber Efendimiz yaş hurmayı, kuru hurmayla satmayı men eyledi, nehy eyledi. Ne olduğu halde? Nesiyeten, veresiye olduğu halde. Ha, öyleyse Sa'd ibn Ebi Vakkas'tan gelen rivayette bir nesiyeten kelimesi varmış. O birinci rivayette bu yok. Birinci rivayetten Hazreti Sa'd'den rivayet eden kim idi? Zeyd ebu Ayyaş.
Buri'de rivayet eden o. Fakat İmam-ı Tahavi o. Birinciyi Yunus bin Abdülala bir de Salih bin Abdurrahman'dan rivayet eyledi. Bu ikinciyi İbn-i Ebu Davud'dan rivayet eyledi. Yine aynı hadise geliyor. O birinciler nesiyeten kelimesini hadisin sonunda unutmuşlar. Söylememişler. Bu ikincisi nesiyeten kelimesini ziyade ediyor. Öyleyse Sa'd ibn Ebi Vakkas, ben Peygamber Efendimiz'i gördüm. Yaş hurmayı kuru hurmayına satmak caiz midir? Sordular. O da dedi ki, yaş hurma kalınca, kuruyunca noksan olur mu? Evet, öyleyse caiz değildir. Diyorlar ki, hadis öyle değil. Hadis sordular ki, ya Resulullah, yaş hurmayı bu kuru hurmayına satmak caiz mi? Dedi ki, veresiye olarak caiz değil. Veresiyesi caiz değilmiş. Bunu buldu. Aradı bunu buldu. Halbuki yukarıki hadiste izah var ki Resulullah Efendimiz soruyor ki durursa, kurursa noksan olur mu? Bu hadiste de bu yok. Nesiyeten kelimesi var. Onda zaten ittifak var. Veresiye zaten caiz olmaz. Ve'l-İmameyn de diyor caiz olmaz. İmam-ı Azam caiz olmaz dediği gibi İmameyn de diyor caiz olmaz. Fakat İmameyn'i rivayet etmiş olduğu hadiste vurursa noksan olur mu? Evet olur. Öyleyse caiz değildir dedi. Bu hadiste bu yok ki. İmam-ı Tahavi bu ikinci rivayeti tercih edecek ama fakat İmameyn'inki daha kuvvetli. Fekâne hâza işte bu oldu. Aslen hadis, hadisin aslı oldu. Fihi bu meselede o da ne? Zikrun nesiyâ. Nesiyâ zikri. Zâdehu Yahya ibn Ebi Kesir. Yahya ibn Ebi Kesir bu nesiyeten kelimesini ziyade eyledi. Ala Malik ibn Enes. Malik ibn Enes üzerine ziyade eyledi. Fehu evlâ. Öyleyse bu hadisi şerifi almak daha evladır. Çünkü nesiyeten kelimesi vardır. Dedi. Halbuki bence İmam-ı Tahavi burada zayıf düşündü. Niye? Yukarıki hadiste İmam-ı Malik'in rivayet etmiş olduğu hadisinde Resulullah Efendimiz'in suali var. Bu kurursa noksan olur mu? Evet noksan olur. Hani bu ikinci hadiste bu var mı? Bu yok. Neden evle oluyormuş daha? Evle olmasının sebebi öteki hadiste daha fazla ziyade var. Sonra nesiyeten kelimesinde zaten ittifak var. Onda ihtilaf yok ki. Evet. وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَد۪يسَ اَيْزَا Bu hadisi şerif rivayet eyledi. غَيْرُ عَبْدِ اللّٰهِ بِنْ يَزِيدٍ على مثل ما رواه يحيى بن أبي كثير إذا يحيى بن أبي كثير رواية تلك عبد الله بن يزيد غير سيد رواية إلى دبوني وني ذا قتري يقول حدثنا يونس قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا عمرو بن الحارث عن بكير بن عبد الله حدثه عن عمران